hüsnü kabul, hüsnü tesir, teveccühü nasıl kazanmak noktalarında Cenab-ı Hakk'ın vazifesi ve ihsanı olduğunu. İhsan ha. Ha burada oturmam var ya. İhsan ilahi. Allah'ın vazifesi. Ne yaptı biliyor musun? Liyakata göre içine bir fikir koydu. Ders saatine göre bir alevlendi o. Buraya geldi. Hemen bir şey söyleyeyim size de şaşıracaksınız. O kadar hoşunuzu geçeceksiniz ama. Ama bir sürü sorular da belki arkasına takılır. 2 seneden beri keşfedilmiş fakat gizli tutulan bir keşif var insan hakkında. Ben 1 seneden beri bunu biliyorum. Bak şimdi adamın bir tanesini deniyorlar. Burada niçinsin? Bir cihaz takmışlar kafasına. Bütün tepkileri, bütün hareketlerini ekranda gözüksün. Adam oturtmuşlar. Adama demişler ki sen bunu kale alma. Cihaz. Sana ne diyorsak onu yap. İyi dinleyin ama acayip sorularınıza cevap verecek. Hem de burada niyesin? O senin beğenmediğin eşin niye senin eşin? Hepsine cevap. Bu deney ya, din değil bu anlattığım. Din değil, deney. Adama diyorlar ki, kafasında o cihaz bağlı olana diyorlar ki, elini sağa yatır. Yatırıyor. Elini kaldır. Kaldırıyor. Sağa yatır dedikleri zaman cihaz yarım saniye sonra beyin komut veriyor. Elini sağa yatır. Yattıktan sonra beyin komut veriyormuş. Biz şimdiye kadar hepiniz, ben de öyle biliyordum. Beyin komut verir, el yapar. Öyle değil mi? Beyin komut verir, el yapar. Oysa adam komut veriyor, elini yatır, yatırıyor. Cihaz beyindeki komutu tespit ediyor. 0.5 saniye, tık saniye var ya dakika değil, karıştırmayın. Saniyenin yarısı kadar sonra beyin yatır sağa diyormuş. Bunu Amerika'daki çalışmalarda yakından takip eden bir Nurcu kardeşimiz Türkçe'ye çevirerek bana gönderdi bunu. Amerika'dan biri alıyorum yani ikinci ağzım. Yatırdı diyor. Fakat beyin çok ilginç yarım saniye sonra yatır elini. Yatmış zaten. Sonra duran elini kaldırma. Tamam. Olumsuzluklarda ise beyin komut veriyor kaldırmıyor. Yaplarda beyinden önce yapılıyor. Yapmamalarda beyin komut veriyor sonra olmuyor. Şimdi bilim adamları niçin gizliyor? Diyor ki bu beyin yarım saniye sonra yapıldıktan sonra devreye giriyorsa bu adamın bu kolunu böyle yatırmasında beyinden önce olduğuna göre bu insana komut veren beynin dışında kim var? Ben emrettim diyor, kolu yatırdı, beyin yarım saniye sonra komut verdi. O zaman bizim hareketlerimizi beyinden önce oluyor. Sonra beyin komut veriyor. O zaman bizim bu fiili komutlarımızı beynimizden önce veren kim? Dikkat edin, bu birinci soru. İkinci soru, hep müsbetleri yatır, kaldır, yapma, yapmalarda, yapma dur. Mesela içki niye haramdır? İçmeyin denmiş. Adem'in şeylerde yapmamalarda beyin komut veriyormuş. Şimdi Risale'den cümle, şey yapayım cümle. İsteyen rahmet ilahiye, halk eden kudreti Rabbaniye, insan dua ile, iman ile, şuur ile, rıza ile sahip çıkabilir. Ezberlemeniz için söylüyorum, ezber olmasın. Dişir. Dişirin büyük harfler. Dişir. Dua ile, dişir, iyi. İman ile, şuur ile, rıza ile, insan olan fiile sahip çıkınca Allah sen yapmışsın gibi veriyor sevap. Yani pozitiflerde namaz kılmak, oruç tutmak eylemdir. Tutmamak ise tutmaya muhalefet etmek. Namaz kılmamak ise namaz kılmaya muhalefet etmek.
muhalif şeylerde beyin komut veriyormuş. Kadere de misal değil mi? Kader. Bu hükmeden bedene kader. Kaderin olumsuzluğu yoktur. Bir ateist bana sordu. Fransa'da nereden bulmuşsa iki kişiye oturuyorduk. 3-4 kişi geldi. Bir tanesi ateistmiş Türklerden. Sandalye aldılar pat pat pat. Ulan ne oluyor dedim ya. Dedi ki hoca efendi dedi senin için mantıklı adam hoca diyorlar dedi. Hiç sormadan oturdu. Sana bir şey soracağız dedi. Şöyle baktım. Dedim bakayım ne oyun var şimdi. Dedim sor bakalım. Kader dedi var mıdır dedi. Sen Allah'a inanıyor musun dedim. Hayır dedim. Senin kaderin yok dedim. Allah'a olmayanın kaderi yoktur. Senin kaderin yok. Öyle bir kader yoktur dedim. Sen ne yapıyorsan o sensin. Ne kadar Allahsız olduğu halde kendi söylüyor. Senin Allah'ın yok dedin. Dediğim anda sandalyede yere bir vurdu çekip gitti. Kader Müslümanındır. Kader ne demek? Büyük kainat olan, büyük kainat, şeceri hırkat, insan ekber deniliyor ona ustak dinde. O büyük kainat, insan ise onu küçültülmüşü. Büyük kainatın içinde olan, büyük insanın içinde olan küçük insanın kendisini ve bulunduğu kainatı Allah ile yorumlamasıdır kader. Kader, men amene bil kader, emine minel keder. Kadere iman eden, kederden emin olur. Kedere ne kadar, kederden eminsen o kadar kadere iman etmişsin. Kader ölçünde o. Ha? Ve abilerin de kaderi yoktur. Kendileri söylüyor, kader inkar ediyorlar ya. Demek ki kader Allah'a iman esasının, yani iman esasının sonudur. Amentu billahi. Benim dışımda birisi Allah. Allah benim dışımda. Ve melaiketihi. Benim dışımda birisi melek. Ve kütübihi. Kitaplara iman. Benim dışımda bir şey kitap. Ben ve o. Ve resulihi. Peygamber ve o. Ben. Benim dışımda. Haşrihi. Haşri. Ve resulihi. Ve yevmil ahir. Ahiret benim dışımda. Bak ben ve o. Ve bir kaderi. Hiçbirisinin izahı yok. Parantez aç. Hayri ve şeri. Ve bir kaderi. Hep benim dışımda bir şeydi. Kaderde, imanda kim var peki? Ben ve başka kim var? Bak. Amentu billahi. Ben, benim dışımda Allah. Ve melaiketi benim dışımda. Ve kütübihi ve rusuli ve yevmil ahir. Hep benim dışımdaki bir şeye iman etmek. Ve bil kaderi. Nereye iman etmek? Kim bu? Kimse yok benim dışımda. Kendini kainatla ve Allah ile yorumlayan, 5 tane iman esasını hazmeden insanın Allah'a ve kainata varlığa bakışıdır. Ve Müslümana bu emniyet sibobudur. Rahatlama sibobudur. Tesellidir. Men amene bil kader, emine minel keder. Bu Müslümana nimettir.